Merhaba sevgili dostlar, Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda lokanta usulü mor lahana turşusu yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir büyük boy mor lahana. Mor lahanam yaklaşık 2 kilogram geldi. Orta boyda kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 yemek kaşığı şeker kullanacağım, 1 adet limon, 1 su bardağından 2 parmak eksik kendi organik elma sirkem ve 1 su bardağı su kullanacağım. Öncelikle mor lahanamızın dış kabuğunu şöyle bir çıkaralım. Güzel bir yıkayalım. Güzel yıkadık ve şimdi keskin bir bıçak kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir ortasından ayıralım. Biraz sert. Bunu yine bir kez daha ayıralım. Mor lahanamızı şöyle ince ince doğruyoruz. Oldukça ince doğrarsak daha iyi sonuçlar alırız. Aynı işlemi lahanalarımız bitene kadar devam ediyoruz. Oldukça bol oldu doğradıktan sonra. Büyük geniş bir kaba alacağım hepsini. Rahat yoğurmam gerekiyor çünkü. Burada öncelikle kaya tuzumu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığını bolca doldurdum. Çünkü oldukça fazlaydı. Hatta biraz daha fazla katacağım. Çünkü lahana doğrandıktan sonra oldukça fazlalaştı. Şöyle 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Yine yoğurduktan sonra tadına bakarak tuz oranına karar verebilirsiniz. Bunu iyice güzelce bir yoğuracağım. Hatta burada şekerimi de ekleyeceğim. Bu şeker mor lahanamıza parlaklık verecek. Oldukça parlak olacak. Bir de püf noktası daha açık renk oluyor lokantalarda. Bunlar içerisine biraz limon tuzu ekliyorlar. Ama biz limon tuzu eklemiyoruz. Biliyorsunuz ki limon tuzu sağlığa zararlı olduğu için tercih etmiyoruz. Ama eğer ki yok benimki ille de parlak olsun, rengi açık olsun diyorsanız tercih tamamen sizin. İstiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemiyorum. Burada güzelce yoğuracağım. Şekerimizi de kattık ki parlak parlak bize güzel sunumlara yapmamıza vesile olsun. Mor lahana turşumuzun salamurası burada beklerken hemen limonumuzun suyunu sıkalım. 1 adet limonumuzun suyunu ekliyoruz. Ve sirkemizi ekliyoruz. Ve ardından suyumuzu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Burada rengi zaten biraz değişiyor. Burada tuz oranına bakabilirsiniz. Çünkü mor lahana kiloya alınan bir şey olmadığı için top top aldığım için kilo miktarı değişecektir. O sebeple tuz ölçüsü de net olmayabilir. O sebeple tuzuna bakıp ideal tuz ölçüsünde damağınıza göre ayarlayıp tuz ayarını ayarlayabilirsiniz. Ben de şu an bakıyorum tadına ve tuz ayarı oldukça iyi. Yani 2 kilo bir mor lahanaya 2 yemek kaşığı ideal diyebilirim. Çünkü güzel tadı, tuz oranı iyi. Gayet başarılı. Şimdi son işlemimiz kavanozlamak. Şöyle temiz bir cam kavanoza yaptığımız salamurayı hazırlayıp koyuyoruz. Dilerseniz sarımsak koyabilirsiniz. Bu tamamen damak tadınıza göre değişen bir durum. Sarımsak ilave edebilirsiniz. Dilerseniz biraz maydanoz ilave edebilir. Biraz maydanoz ilave edebilirsiniz. Böyle mor lahanaları doldurduk ve içerisine kalan suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle ağzını kapaklı güzelce kapatıyoruz ve artık bundan sonra dolaba girebilir.
Dilerseniz hemen bir gün sonra tüketmeye başlayabileceğiniz gibi. Dur, burası olmadı. Bir daha. Dilerseniz hemen bir gün sonrasında yemeğe, tüketmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz bir hafta salamura, yani turşu formuna gelmesi için bekleyebilirsiniz. Bir hafta sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza göre değişecektir. Salamurayı saklama süresi 2 aya kadar uzar. Bu da tabii ki buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bir hafta dolapta fermente ettim mor lahanaları ve artık sunuma geçebiliriz. Son durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle. Gerçekten çok güzel oldular. Biraz boşaltalım tabağımıza. Artık turşumuz hazır. İster salatalarınızın üzerine ekleyin, ister yoğurtlayıp yiyin. Nasıl arzu ederseniz elinizin altına hazır bir turşumuz var. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Organik Annem Instagram hesabımdan da takip almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.